Çiftçilikte önem arz eden ilçemiz Gönen'de böyle bir projeyi gerçekleştirdiğiniz için önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli üreticilerimiz, büyük emekler veren, ekmeğini tarladan, hayvancılıktan çıkartmaya çalışan çok değerli üreticilerimiz, sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bizler göreve gelir gelmez çok profesyonel bir takımla öncelikle planlama ve kalkınma şirketimizi kurduk. Bu neden? İstiyoruz ki başta tarım ve hayvancılık olmak üzere Balıkesir'imizin bütün potansiyelini planlayalım. Planlarsak çok daha hızlı ilerleyeceğimizi bildiğimiz için bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. Ve istiyoruz ki Gönen'im, Balıkesir'im, bütün Balıkesir'in 20 ilçesi kendi değeriyle kalkınsın. Kendi imkanlarıyla büyüsün. Biz de hem çiftçimizin hem de hayvancılık yapan üreticilerimizin yanında olalım. Aslında şunu söylüyorum. Siz yeter ki üretin, siz yeter ki toprakla mücadele edin. Biz her daim yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz şu, hedefimiz Balıkesir'imizin çiftçisinin bereketli topraklarını işletmeye devam etmesi. Çok zor işler, yani tarım, hayvancılık zor iş. Şu anda bakıyoruz bütün köylerimizde 900'ün üzerinde kırsal mahallemiz var. Bu mahallelerimizde insanlarımız tarımı terk ediyor. Süt hayvancılığında sıkıntılar yaşanıyor. Bir üretimin ne kadar zor olduğunu ancak onu yapan biliyor, çalışan biliyor. Yanında olmak bizim görevimiz. Balıkesir'de tarımsal kalkınma seferberliği başlattık. Siz üretin, planladığımız ürüne size satın alma garantisi vereceğiz dedik. Sözleşmeli tarım için başlangıç yapacağız dedik, başladık. İlk önce bamyadan başladık. Çiftçinin 60 liraya satamadığı ürünü 90 liraya aldık ve şu anda biz onu yurt dışına ihraç ediyoruz. Üretimini daha da arttırmak için çalışıyoruz. Ardından diğer planladığımız tüm ürünler, meyvesinden sebzesine, tarlada üretilen ürünlerle alakalı, planlanan ürünlerle ilgili çalışmalar devam edecek. Bu konuda desteklerimiz sürecek. Bugün de yem bitkileri üretimini geliştirme projesi kapsamında süt tohumu desteğimizi değerli üreticilerimizle buluşturmak için bir aradayız. Hayvan yetiştiriciliğimizin ağır girdi maliyetlerinin de farkındayız. Hem tarımda hem hayvancılıkta. Maalesef girdi maliyetleri çok yüksek fiyatlarda. Artık girdisi o kadar yüksek ki satış fiyatında bire gelmiş noktada. İşte orada çiftçimiz yeter ki üretsin, hayvancımız yeter ki hayvancılığına devam etsin, biz de yanlarında olduğumuzu göstermek için önemli bir kısmını alan bu girdi maliyetlerinde kaba yem teminini oluşturduğunu da biliyoruz. Büyükşehir olarak süt otu tohumu sayesinde bunu bir nebze azaltmak için kollarımızı sıvadık. Sizlerle birlikte ziraat odamızla, efendim çiftçilerimizle, çok değerli kardeşim belediye başkanımızla hep birlikte bir el birliği verdik ve bu projeyi gerçekleştirdik. 3000 üreticimizi kapsayan bu programımızla dağıttığımız süt otu tohumlarımız çiftçimizi, üreticimizi yaklaşık 8 milyon liraya yakın girdi masrafından kurtaracak. Bu kapsamda bugün Gönenli yaklaşık 500'e yakın çiftçimize tohum dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Dağıtımımızı 19 ilçede yapıyoruz. Bu gerçekleştireceğimiz 140 bin kilogram Reygra süt otumu tohumuyla hem hayvancılığımıza hem de bitkisel ürünümüze, üretimimize destekte bulunacağız. Besin değeri yüksek bu tohumlarla hayvan yetiştiriciliğimize de bir katkımız olmuş olacak. Bu desteklerimiz de etiyle, sütüyle, süt ürünleriyle bir marka olan Balıkesir'imizde sürdürülebilir süt sığırcılığı ve küçükbaş yetiştiriciliğinin gelişmesini hedefliyoruz. Bu vesileyle süt otu tohumlarımızın ben çiftçimize hayırlı olmasını diliyorum. Bakın değerli hemşerilerim, her zaman söyledim. Çiftçilik zor iş. Hayvancılık zor iş. Girdisi yüksek. Gün geçtikçe maalesef bununla ilgili gelir de azalıyor. Bunun sürdürülebilir olması lazım. Buradan söylüyorum tekrar. Siz yeter ki üretin. Sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi ve belediyelerimiz size yakın. Çünkü sizin evladınız, size en yakın Ahmet Akın burada. Buna sözümüz var. Daha bunlar devam edecek. Satın alma garantilerimiz geliyor ardı ardına. Süt ve süt ürünleriyle ilgili farklı projelerimiz var. Daha bunları da ortaya çıkartmaya yeni başladık. Ardı ardına gelen projelerimizde Allah'ın izniyle sizlerin destekleriyle
üreten annelerimiz başta olmak üzere. Çiftçilikte, tarlada en çok uğraşan annelerimiz. Tarlaya bakıyorum, anneler hakikaten büyük mücadele ediyor. Çiftçiler bir taraftan mücadele ediyor. Biz kolları sıvadık, emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz. Allah bereketinizi arttırsın, kazancınızı bol eylesin. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Senden çok sağ ol. Hanacığım dua edin. Duayı, el birliğiyle mücadele seninle edeceğiz. Tabii tabii, ve sağ ol. Ve inşallah Balıkesir'inde gönlünde yüzünü tabii güldüreceğiz. Tabii, tamam tabii, Hanacığım. Sağ ol. Hadi Allah, Allah razı olsun. Anneme senden bir alkış dua istiyorum sizden. Tabii annemiz temsilen burada. Annemin ellerinden öptüm. Bu memlekette toprakla, tarımla uğraşıp emek veren tüm büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Allah kolaylık versin hepsine inşallah. Tarıma, çiftçiye çok güzel bir katkı. Normalde 92 TL'den 46 TL'ye düşüyor maddiyatı. Bizler için de bu çok önemli. Bunun için de Ahmet Başkan'a ayrıca bir teşekkür ediyoruz. Proje iyi. En azından tohum pahalı bir tohum. Bu şekilde maliyeti düşürüyor. Sera laylonundan da faydalandım. Ayrıca seram da var. Ot tohumundan da faydalanıyorum. Yükümüzü hafifletiyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.